Sütlacın ana maddesi süt, şeker, pirinç, bir tutam da tuzdur. Şeker fiyatları, süt fiyatları, pirinç fiyatları malum tüpte pişiyor, ocakta pişiyor. Bayağı bir maliyetler gittikçe artıyor. Eskisi gibi değil yani. Eskiden sobaların üstünde ormandan kestiğimiz ağaçların şeyiyle beraberdi ama şimdi doğalgaz veya işte tüplerle beraber pişen şeyimiz bunlar. Sütlacımız, ürünlerimiz bunlar. Maliyet ister istemez artıyor. Sütte zam geldiği zaman hemen siz de zam yapıyor musunuz? Zam hemen yapamıyoruz. Zam yaptığımız zaman müşterilerimiz biraz şey yapıyor ama şimdi yavaş yavaş yapıyoruz artık. Mecburiyetten, çünkü halkımız da alışmaya başladı. Genel olarak bir sıkıntı var ülkede, ekonomi sıkıntısı var. Onun için vatandaş da daha eskisi kadar şey, daha duyarlı, daha iyi karşılıyor bu olayı. Eskiden biraz zam yaptığımız hayırdır, niye zam yapıyorsunuz, ne arttı? Ama şu anda hem sütte sıkıntı var, süt bulamıyoruz. Hem pirinç, hem şeker eskisi gibi değil yani. Eskiden süt herkesin kapısında ineği vardı. Şimdi inek köylerde bulma çok zorlaştı. Eskisi gibi değil yani. Satış olarak en az 40 lira olması lazım. Biz burada şu anda 25 liradan satıyoruz ama 40 liradan aşağı normalinde olmaz bu piyasaya göre. Biz de hani hem ekonomi biraz vatandaşlara destek olsun diye, hem sirkülasyon olsun. Anlaşmalı sütçülerimiz var. Onların sütünü değerlendirmek için, hem sirkülasyon yapmak için biraz daha uygun tutuyoruz. 1924 yılından beri sütlacı Trabzon, Hamsiköy tanıyor. Yavaş yavaş artık Türkiye sınırlarını aşmış, bütün dünyada coğrafi işaretini almış bir ürünümüzdür bu artık. Biz de elimizden geldiğince o ürünü en iyi yerlere taşımaya çalışıyoruz.